Siyah Futbol'dan herkese merhaba arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarının ardından sizlerle beraberiz. Bugünkü konuğum Ahmet Yaşar Turmuş. Hoş geldin Ahmet. Hoş bulduk kardeşim, sağ ol. Nasılsın? İyi, Allah'a şükür, vakit buldukça programa gelmeye çalışacağım. Teşekkür ediyorum. Bu hafta bildiğiniz gibi Şampiyonlar Ligi maçları çok gollü ve bol heyecanlı karşılaşmalar oynandı. Bu karşılaşmaların değerlendirmesiyle başlayacağız bugünkü programımıza. İlk maçımız Juventus Atletico Madrid. Juventus kendi evinde Atletico Madrid'de aslında ilk maçta zor bir skorla ayrılmıştı ama kendi evinde rahat 3-0 kazanmayı bildi. Bu maç hakkında yorumlarını rica edeyim senden. Yani Juventus Atletico Madrid ilk maçı 2-0 yenmişti hatırladığım kadarıyla. Güzel bir maçtı. Yani Juventus için hayal gibi görünen tur Ronaldo'nun gerçekliğiyle bildiğin hayali gerçekleştirdi. Yani Juventus Atletico Madrid değil de Ronaldo Atletico Madrid maçı olarak ben bu maçı değerlendiriyorum. Yani dediğin gibi Ronaldo'nun maça katkısı çok büyük ki zaten Ronaldo böyle maçları kazandırdığı için Ronaldo. Çünkü dediğin gibi ilk maçtan da zorlu bir skor vardı 2-0. Deplasmanda yine bir gol bulmuş olsanız kendi evinizde attığınız golle turu garantileyebilirdiniz ama çok zor bir maçın ardından Juventus maçı koparmasını bildi. Çok ekstra bir performansı oldu bir de Ronaldo'nun. Sence Ronaldo'nun bu performansı ya da Juventus'un bu performansı finale İtalyan ekibini finale taşır mı? Ya benim düşüncem Juventus bu sene Şampiyonlar Ligi'ni alacak. Yani Ronaldo alacak. Çünkü Ronaldo'nun her zaman istediği bir kupa. Her zaman hani hırsla oynadığı bir maç. Şampiyonlar Ligi maçları. Bu sene Ronaldo alacak yani Şampiyonlar Ligi'ni. Peki bir diğer karşılaşma da Manchester City Schalke maçıydı. Bildiğin üzere ilk maç 2-2 deplasmanda Manchester City aslında zorlanmıştı. Geriye düştüğü maçı 2-2 beraberliği yakalamayı başarmıştı. Kendi evinde de yine bir sürpriz olur mu açıkçası? Schalke tarafından bir sürpriz gerçekleştirilir mi diye düşünürken maç çok bambaşka bir yere gitti ve 7-0 gibi bir skorla neticelendi. Sen bu maçta Manchester City'nin performansını nasıl buldun? Bir de Agüero performansı var. Ayrıyeten bir de sana şunu sormak istiyorum. Manchester City'nin final yolunda yani Şampiyonlar Ligi finali oynayabilir mi sence Manchester City bu sene? Ya Manchester City Schalke'nin son 7-0'lık maçında İngiliz futbolunu gösterdi. İngiliz futbolu nasıl oynadığını gösterdi. Agüero zaten bildiğimiz gibi çok iyi bir futbolcu. Ama bence Şampiyonlar Ligi'nde çok bir umutları yok. 16 turunu geçtiler ama çeyrek finalde bir şey yapacaklarını düşünmüyorum. Zaten dediğin gibi nispeten diğer takımlara karşı daha kolay bir rakibi vardı Manchester City'nin, Schalke'ydi. 7-0'lık skor her ne kadar büyük olsa da dediğimiz gibi rakip Schalke olunca evet, da böyle bir skoru yakalaması gayet doğal. Bir diğer karşılaşmalar da dün oynanan karşılaşmalar vardı. Bu karşılaşmanın ilki Barcelona-Lyon maçıydı. Bildiğin üzere bu maçta ilk maç 0-0 sonuçlanmıştı. Barcelona tura yakın taraf gibi görünüyordu dün. Evinde oynaması nedeniyle de birazcık açıkçası. Ve dün farklı bir skor da oldu. Bu maç için yorumlarını senden rica edeyim. Bir de Barcelona yine Messi performansı vardı. Ve Barcelona bu sene artık final oynayabilir mi? Geçen sene sürpriz bir şekilde elenmişti. Kimsenin beklemediği bir elenme şekliydi bu açıkçası. Bu sene Barcelona finale gidebilir mi? Ya Barcelona ilk maçında 0-0 Lyon'la beraber kaldı ama üstün bir futbol sergileyerek kaldı. Bayağı hani klasik Barcelona futbolu. Yani klasik Barcelona futbolu oynadı. İkinci maçında bunu gösterdi. Hani gerçek Barcelona'nın ne olduğunu gösterdi oyununa yansıtarak. Ama Barcelona şanssızlık yaşayacağını düşünüyorum ben yine. Şanssızlık yapıp yine eğleneceğini düşünüyorum Barcelona'nın. Hani finalde görmüyorum Barcelona'yı. Ve bana kalırsa çıkamayacak yani finale. Umarım final oynar. Benim açıkçası desteklediğim bir takım Barcelona. Bir diğer karşılaşma, merakla beklenen bir karşılaşma da Bayern Münih-Liverpool maçıydı. O maçın da ilk maçı 0-0 tamamlanmıştı ve Liverpool bu sefer Bayern Münih gibi bir deplasmana çıktı. Herkes çok zor olacağını düşünüyordu. Yani yine de ilk skor biraz avantajlı olsa da Liverpool açısından deplasman olması şartıyla oldukça zor bir maçtı. Bayern Münih gibi bir deplasmanda Liverpool 3-1 gibi bir skorla maçı kazanmayı bildi. Bu maçta Liverpool adına olumlu şeyler nelerdi ve Sadio Mane'nin performansını sana sormak istiyorum bir de açıkçası. Yine her takımda olduğu gibi Liverpool'un final şansı sence nedir? Ya Liverpool benim favori takımlarından bir tanesi. Hani Juventus haricinde kim şampiyon olmak ister diye sorarsan, olmasını istersin diye sorarsan Liverpool derim. Çünkü Liverpool'da hani favori futbolcum Salah oynuyor. Bir de Mane'yi çok seviyorum.
Ama Liverpool şöyle söyleyeyim, yıllardır hasret kaldığı futbol oynamaya başladı bu sene. Ligde de çok iyi gidiyorlar. Şampiyonlar Ligi'nde de bayağı iyi gidiyorlar. İlk maçı şanssızlık oldu, berabere kaldı Bayern Münih'le ama ikinci maçta ben her zaman Liverpool'un kazanacağına inanıyordum. Kazandı da güzel bir futbolla. Şampiyonlar Ligi'nde şöyle bir soru gelirse bana, kim final oynamasını istersin diye. Bence Liverpool'la Juventus finali hak ediyor. Final oynamasını istiyorsun evet. Sen. Bence de Liverpool final oynayabilir. Hem de şöyle bir geçen seneki Real Madrid-Liverpool finaline baktığımız zaman şanssız bir şekilde kupaya veda etmişlerdi. Yani finali kaybetmişlerdi kalecileri Karius hatalarından, bireysel hatalarından dolayı. Bu sene finali çok istiyorlar ki bunu zaten Bayern Münih karşılaşmalarında da gösterdiler. Bakalım göreceğiz hani Liverpool finali yükselen bir takım olacak mı? Bir de senden şöyle ufacık bir tahmin isteyeyim. Sen bir sonraki eşleşmelerde hangi takımla hangi takımın eşleşmesini istersin? Yani büyük takımlar bazında başlayacak. Mesela Juventus'un rakibi bu turda kim olmalı sence? Ya Juventus'un rakibi bu turda ben final oynamasını istediğim için Liverpool'u istemiyorum Juventus'un rakibi. Barcelona olabilir. Barcelona ile güzel maç gerçekleşiyor Juventus-Barcelona. Liverpool'un rakibi biraz daha kolay gelmesini istiyorum. Ajax sanırım çıkmıştı. Ajax olabilir Liverpool'un rakibi. Bir de derbi olsun istiyorum. Manchester United'la Manchester City maçını bekliyorum. Gerçekten dediğin gibi bu üç karşılaşma nefes kesen karşılaşmalar olur. Bakalım göreceğiz bir sonraki eşleşmeler nasıl olacak. Teşekkür ederim Ahmet programımıza katıldığın için. Güzel yorumların için teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Ünsüzler ile Siyah Futbol'un bugünlük sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.